Müzisyenlik nedir? Kime müzisyen denir? Müzikal yeteneği olan, müzik besteleyebilen midir yalnızca? Yoksa müziğini bir döneme, bir topluma mal edebilmiş kişiye mi denir? İşkencelerle katledilen Şilili devrimci müzisyen Victor Jara kimdir? Victor Jara gerçek bir halk sanatçısıdır. Ülkesinin yaşadıklarına seyirci kalmayarak yapabildiği en iyi şeyi yapmak ister. Halkın yaşadığı zulmü, yoksulluğu, umudu, aşkı, özlemi şarkılarıyla dile getirir. Bunu da devrimci şarkı, devrimci güçtür ifadeleriyle dile getirir. 11 Eylül 1973 yılında ABD tarafından gerçekleştirilen darbeyle tutuklanır ve Santiago Stadyumu'nda işkence görür. 16 Eylül 1973 günü Victor Jara son şarkısını bestelemektedir. Stadyumda bulunan, işkence gören binlerce insan ölümü beklemekteyken Jara gitarıyla Unidad Popüler'in ünlü şarkısını Venceremos'u söylemeye başlar. Stadyumda bulunanlar hep bir ağızdan Jara'ya eşlik eder. Bu durum işkenceci albay Mario Manuguez Bravo'yu öfkelendirir ve havaya ateş emrini verir. Stadyum mermi sesleriyle inerken şarkı hala devam etmektedir. Ateş kesildikten sonra şarkıyı söyleyeni aramaya başlayan askerler Jara'yı bulurlar ve gitarın çalmaması için önce ellerini kırarlar. Çil'deki Pravda muhabiri Vladimir Chernyshev, Jara'nın son anlarını şöyle anlatıyor. Victor Jara dudaklarında şarkıyla öldü. Onu yanından hiç ayırmadığı refakatçisiyle, gitarıyla birlikte stadyuma getirdiler ve şarkı söylemeye başladı. Öbür tutuklular, gardiyanların ateş açma tehdidine rağmen melodiye eşlik etmeye başladılar. Sonra bir subayın emriyle askerler Victor'un ellerini kırdılar. Artık gitar çalamıyordu. Ama zayıf bir sesle şarkıyı söylemeyi sürdürdü. Bir dipçikle kafasını parçaladılar ve diğer tutuklulara ibret olsun diye ellerini kesip tribünlerin önüne astılar. Jara'nın öldürülüşünün 30. yıl döneminde katledildiği Şili Stadyumu'nun ismi değiştirilerek Estadio Victor Jara adını aldı. Yoksulluk içinde geçirdiği ömrünün son dönemlerinde hayatını uğruna adadığı eşitlik ve özgürlük mücadelesinin meyvelerini çok sevdiği halkı ile toplamak sanırız. Ve belki de eminiz, dünyaya dair hatırladığı son ve en güzel şey olsa gerek. Bir insanın ömrünü neye vermesi gerektiğinin de en net yanıtlarından elbette. Evet, Victor Jara 16 Eylül 1973'te Pinochet'in kasaplarının akıl almaz işkencelerinin ardından kurşuna dizilerek hayata veda etti. Victor Jara, memleketine duyduğu büyük sevgi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine adadığı ömrü, müzik ve folklor alanına sunmuş olduğu engin katkılarıyla hiç şüphe götürmeyecek bir biçimde sosyalistlerin hayatları boyunca saygı, sevgi ve minnetle anacağı isimlerden. 48 yıl önce bugün idam mangasının karşısındaki boyun eğmeyen duruşu ile kazındığı hafızalarda hep özel bir yer olacak. Ama son bulan yalnızca onun maddi yaşantısıydı. Onun mücadele azmi, insanlığı, aklı ve vicdanı dünyada bir yerlerde dolaşıyor hala. Hem de dünyanın en güzel melodisini mırıldanarak.